Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Ankara ile TTT Geometri Kampı'nın 26. haftasının 3. videosundayız. Analitik Geometri'de ÖSYM'nin sorduğu soruların benzerlerinin çözümlerini yapıyorduk. Evet kitabımızda sayfa numarası 237'yi ve 238'i çözeceğiz. Ve bu testte dikkat ÖSYM daha önceden nasıl sorular sormuş şimdi göreceksiniz. Büyük ihtimalle bu testte biraz zorlandınız. Zorların çözümlerini anlayın. Çünkü bak daha öncesinde böyle sorularla karşılaştık ve ÖSYM anetlik konusunda biraz ne yapacağını bilmiyor. Ya bu sen anetlikten zor sararsa işte o yüzden bu teste dikkat edin arkadaşlar. Vah benim yazdığım sorular ama ben ÖSYM baz alarak yazdım. Niye bu kadar zor yazdınız demeyin bana. Zor da değil aslında böyle okuyup anlayınca güzel sorular böyle mantığını anlamanız dileğiyle. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bu test genelde sözel ağırlıklı. Birinci soruyla başlayalım. Başlangıç noktası O olan dik koordinat düzleminde A 16'ya 12 noktası olarak verilmiş. Koordinat düzleminde iki kenarı eksenler üzerinde olan ve köşegeni OA doğru parçası olan bir dikdörtgen çiziliyor. Evet A noktasını belirleyelim. O zaman analitik düzlem çizeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir analitik düzlem çizelim. A noktası verilmiş. A noktası da şu şekilde verilmiş. 16'ya 12 diye verilmiş ve koordinat düzleminde iki kenarı eksenler üzerinde olan ve köşegeni OA olan köşegeni o a olan ve 16ya 12'ye şöyle bir düzgün bir şekilde göstereyim arkadaşlar şöyle göstereyim a noktası 16'ya 12 olacak ve köşegeni bu şekilde olacak ve iki kenarı da eksenler üzerinde olacak O zaman iki kenarı da eksenler üzerinde olacaksa bizim dikdörtgenimiz şu şekilde olmak zorunda değil mi Evet yani düzgün bir şekilde çizeyim şöyle bir dikdörtgenimizden bahsediyor arkadaşlar bize Tamam bu dikdörtgeni çizdik bu dikdörtgen o köşesi etrafında saat yönün tersinde bir miktar döndürülüyor. Yani bu yönde döndüreceğim bu dikdörtgeni. Döndürdükten sonra dikdörtgenin bir kenarı köşegeniyle çakışıyor. Arkadaş hangi kenarı köşegeniyle çakışır? Hop şu kenarı köşegeniyle çakışır. Yani sen bunu döndürüyorsun. Hop döndürdüm. Bu buraya denk geldi. O zaman dikdörtgenimiz bizim şu şekilde mi olacak arkadaşlar? Evet yeni oluşan dikdörtgenimiz bu şekilde olacak. Buna göre diyor bu dikdörtgenin ara kesit. Bu iki dikdörtgenin ara kesit bölgesinin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ara kesit iki dikdörtgenin kesiti işte burası değil mi? Bizden bu bölgenin alanı isteniyor. Şimdi ne yapacağız? Burası kaç? 16. Burası kaç? 12. 12, 16 ne üçgeni? 20 üçgeni. Burası 20. Hocam 90'lar havada uçuyor aslında çaktırmadan şöyle baktığımız zaman. Alfabeti dalacağız. alacağız. E o zaman şurada şekli biraz daha büyütsek ve büyütelim bakalım. Şöyle büyütelim. Buna göre işlem yapacağız. Evet alfa beta dedik şöyle. Alfa beta. Burası alfa. Burası beta. Ters açıdan beta. Tamam olay bitti galiba. E hocam şu üçgenle şuradaki üçgen benzer. Ve bu arada ben döndürme yaptım. Döndürme de hep şu benzerliği Şu şeyi söylüyorum. Kalem döndürdüğümde yine aynı kalem olmuyor muydu? Evet. E o zaman burada şunu döndürdüğüm zaman bu kenar buraya geldi ya. 16 ise burası 16 değil midir? Evet. E hocam burası 16 ise buraya ne kaldı o zaman? 4 kaldı. Bak şu üçgenle bu üçgen benzer. Ya direkt 3, 4, 5'in katı ya bu da 3, 4, 5'in katı diyebiliriz. Buraya 3 diyebiliriz aslında ama neyse. Beta'nın karşısı 4 iken beta'nın karşısı 16. 4 katı var. Alfa'nın karşısı 12 ise alfa'nın karşısı buraya 3 diyebiliriz arkadaşlar. E 12 iken burası da 12. Benden bu bölgenin alanı isteniyor. Yani şöyle baktığımız zaman iki tane dik üçgen aslında. Bu dik üçgenin alanı belli. O zaman benim şu kenarı bulmam lazım. Bunu nasıl bulacağım? Hocam 3 var 16 var. Pisagordan burayı bulurum. Evet şu pisagordan şurayı bulabiliriz. Şuraya n diyeyim istersen n kare neye eşittir arkadaşlar? 3 ve 16'nın kareleri toplamı. 3'ün karesi artı 16'nın karesi. Aynı zamanda n kare a kare artı 12'nin karesi eşit değil mi? Evet. E o zaman burası 9 artı 16'nın karesi 256 eksi 144 eşittir. A kare mi yapıyor? Evet. Şimdi burası kaç yapıyor arkadaşlar? Şu ikisini topladığımız zaman 265 yapıyor. Bundan da 144 çıkartınca galiba 121 kalıyor. Evet. A kare 121 a'yı da 11 buluruz. A 11 ise o zaman şu üçgenin alanı da belli. Alttaki üçgenin alanı da belli. Şu sarı bölgenin alanı isteniyor. Yani 12 çarpı 11 bölü 2 artı 3 çarpı 16 bölü 2 isteniyor bizden. Evet burası kaç yaptı? 66 artı burası kaç yaptı? 24 yaptı. Topladığımız zaman da kaç yapıyor? 90 yapıyor. Yani cevap C Han yaptı birinci soruda. Geldik ikinci, ikinci soruya. Dik koordinat düzleminde merkezleri sırasıyla 0'a 2 ve 0'a eksi 2 noktaları da olan Analitik düzlem çizeceğimiz belli arkadaşlar. Analitik düzlemi şöyle bir çizelim bakalım. Evet analitik düzlemi çiziyorum. Bir merkezimiz nerede bizim? Şöyle çizeyim bunu. Bir merkezimiz nerede? Hocam 0'a 2 noktasında. Şurada. Yani burası 2 birim olacak. Diğer merkezimiz nerede? Eksi 2'ye 0 noktasında. Yani 2 birim de burada olacak. 2 merkezden bahsediyorum. 2 çemberden bahsediyorum. Noktaları olan ve y eşittir 11 doğrusuna teğet olan 2 çember çiziliyor. Arkadaşlar Y eşittir 11 doğrusuna da teğet olan iki çember çizilecekmiş. Burası 11 olduğu için şu uzunluk kaç birim yapıyor? Bu uzunluk 9 birim yapıyor. İkisi burada ya. O zaman şu merkezde bir çember çizdiğim zaman şuna teğet olan. Hop. Şu tam merkez burada ya. Tam teğet olması için bu bunlar zaten burada 90 derece teğet olduğu nokta burası olmak zorunda. Merkez teğet çektikten dolayı merkezi burasıyız. Yarıçapı 9 olan bir çember çizeceğim. Evet, yarıçapı 9 olan bir çemberi çizdim. Hop, şöyle yaptı burası. Sonra yarı çapı da bu olan. Yani 9, 2, 2. Yani kaç yapıyor? Yarı çapı 13 olan bir çember daha çizeceğim. Burada teğet olan. Yarı çapı 13 olan çemberi de şöyle çizdik mi çizdik. Evet yarı çap 13 ise buradaki bilgileri de yazalım arkadaşlar. Şimdi bunun yarı çapı kaçtı? 9. Burası da 9. Buraya kaç kaldı? 5. Şunun yarı çapı 14. Değil mi? Ya 13. 13 olması için buraya kaç kaldı? 8 kaldı. Şimdi sonra diyor Büyük çemberin küçük çembere teğet ve x eksenine paralel olan, he, büyük çemberin küçük çembere teğet ve x eksenine paralel olan kirişinden bahsediyor. Büyük çemberin öyle bir kirişi varmış ki şu küçük çembere teğet olacak ve x'e paralel olacak. X'e paralel olan kirişi işte tam burada olmak zorunda değil mi? Şimdi küçük çembere de teğet olacak ya merkez teğet çektik olduğundan dolayı tam burada olmak zorunda orası. Arkadaşlar, o zaman büyük çemberde merkez burası ya. Merkez teğet çektik. Hatta bu büyük çemberde de merkez kiriş çektik oldu. Bu iki eş parçaya bölmüş oldu. Büyük çemberin yarıçapı kaç? 13. En etkili silahım yarı çap. Al sana yarıçap 13. Hocam 5 13. 5 12 13'ten 12 yaptı burası. E burası da 12. Toplamda benden bu uzunluk isteniyor Toplam kaç yapıyor o zaman? 24 yapıyor. Evet ikinci soruda böylelikle balık kesir çıktı. Bu da güzel bir soru. Valla çoğunlukla güzel sorularla karşılaşacağız arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruda alt tarafta yeterli bir boşluk yok. İstersen üst tarafa yapayım. Üst taraftaki şekli de şöyle bir küçülteyim istersen. Hop şunu şöyle küçülttüm. Çözüm burada kalsın. Tamam şöyle kenara koyuyorum bunu. Şimdi burada bir çözüm yapacağız arkadaşlar. Evet şöyle bir çözüm yapalım. Şöyle şurada çözüm yapalım. Şimdi diyor ki bize. Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları verilmiş. Ya hocam bak. Eksi 12 0. Eksi 12 48. apsisleri aynı. Ve C noktası da ABC üçgenin iç açı ortayları da e, 0 24 noktasına arkadaş analitik düzlemi çizeceğim mecburum çizmek zorundayım özel durumlar var burada çünkü apsileri aynı işte bir de rastgele çizsek bulamayacağız gibi ki e, özel durumlar var mı var bir de y ekseni üzerinde bir nokta var burada gördüğünüz üzere ondan dolayı analitik düzlem çizmek mantıklı şimdi burada a noktası eksi 12'ye 0 Hocam A noktası. Eksi 12'ye 0 nerede? Bak şurada. Eksi 12'ye 0'ı gösterdim. Burası A noktası. Sonra öbürü de eksi 12'ye 48. Hocam, eksi 12'ye 48 de tam olarak burada. Şöyle gösterdim bunu da. Şöyle gösterdim. Şöyle gelsin bakalım. Burası da 48 noktası. Eksi 12'ye 48 noktası da. Burası, şurası da B noktası. Sonra bir üçgen çizeceğim. ABC üçgeni. açı açıortaydır. 0'a 24 noktasında. Hocam, 0'a 24 noktası nerede? Bak, tam olarak burada. Aslında ne yapıyor? 48'in tam ortasında bak burası da 24 burası da 24 birim değil mi? Evet. Şimdi senin iki tane noktan var. Bir noktan burada bir noktan burada. İşte çemberin merkezi de buradaysa. Açı ortaylarının kesim noktası da buradaysa. Üçüncü noktan gidip de sol tarafta olmak zorunda değil. Bu noktayı içine alacak değil mi? Bu noktayı içine alacak şekilde bizim üçgenimiz nasıl olmak zorunda? Aynen şöyle olmak zorunda arkadaşlar. Yani bizim C köşesi de burada. Olacak mı? Olacak. E şimdi ne yapacağız? Şimdi burada işleyen çemberin merkezini kullanmak zorundayız. Ve bu arada dikkat et. Apsileri aynı. Bunlar y ekseni paralel mi? Paralel. Apsileri aynı olduğu için. Bu da zemine dik. Bu da zemine dik geldiği için. Buradaki paralellik büyük ihtimalle kullanılacak. E bu işleyen çemberin merkezini kullanalım. Bu ne demek? Buradan gelen açı ortay oluyor demek. Buradan gelen de açı ortay oluyor demek. E tamam bunları kullanacağız. Açı ortayları göstereyim. Hocam bu da açı ortay. Şöyle. Bu da açı ortay. Şöyle. Şekli daha güzel çizebildik ama olsun. E başka ne kullanacağım? Hatta buradan gelen de açı ortaya olmuyor mu arkadaşlar? Evet. Bu da açı ortaya olacak. E şimdi ne yapacağız? Paralellik var. Arkadaş şu paralellik. Paralellik varsa açı ortaylık varsa Z'ye dikkat edin demiyor muyduk? Evet. Bak şöyle bir Z kuralı var. O zaman çizgiyse burası da çizgi yaptı mı yaptı? Ana çizgiye çizgi. Ne çıktı burada? Şöyle bir ikiz kenarlık çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Burası kaçtı? 12. Bunun tamamı 24'tü. Şuraya A dersek burası da A mıdır? Evet tamamı 24 ise buraya da 24 eksi a kaldı. Pisagor bağıntısı yap bakalım. A kare eşittir. 12'nin karesi artı 24 eksi a'nın karesinden işlem işlem işlemde a'yı buluruz. Valla büyük ihtimalle ne üçgendir? 5, 12, 13 üçgendir. Ya, ya da şey varsa 12 varsa ya 5, 12, 13'tür. 13 yazarsam 5, 12, 13 sağlanmıyor. Değil mi? Evet. Başka ne olabilir? Hocam 12 varsa 9, 12, 15 olabilir. 15 koyduğumuzda 9 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Bak Şurası 15 çıktı. Burası da 9 çıktı arkadaşım. Bizden ne isteniyor? C noktasının koordinatları isteniliyor. Evet. Burayı 9 bulduk. Burası 15 iken burası da kaç? 15. E, C noktasını bulmam lazım benim. E, burada nasıl bir hamle yapacağız arkadaşlar? E, burada da şöyle bir şey var aslında. Şöyle bakacak olursak. Hocam şurası şöyle bakacak olursan nedir? Şimdi e, tam 48 verilmiş ya. 48'i de kullanacağım. 24'ü e 24. Sen buradan bir tane şöyle dik çizecek olursan Hocam 24'e 24 ya. 24'e 24 yapacak. Dik tabanı keş parçaya bölmedim burada? Böldü. Hocam dik tabanı keş parçaya böldü. Bunlar birbirine eşittir. Aa, Bu açı ortayların birbirine eşit olması bu bir ikizkenar üçgen olması anlamına gelmiyor mu? Geliyor. O zaman ikizkenar üçgende bu açı orta ya. Çizilen açı orta aynı zamanda yüksekliktir. Dolayısıyla bu doğrusal olacak. Bunun doğrusal olması şunun x80 paralel olması anlamına gelmiyor mu? Çünkü 90 z'den dolayı 90 oldu burada. Vay vay vay. Bunlar paralel. E o zaman paralelse şurada ne çıktı? Şöyle Z kuralından dolayı bir şey diyebiliriz aslında ama yok direkt kelebek benzerliğini kullanabiliriz burada. 15'e 9 çıktı. C noktası isteniyor benden. Tamam şuraya n diyelim arkadaşlar. 15 bölü 9 kelebekteki oran. 15 bölü 9 eşittir. n bölü 12 olmaz mı? Olur. 3'e böl 3'e böl 5. 3 3'e böl 3'e böl 4. 4 kere 5 20. n buradan 20 çıkar. n 20 ise c noktasının apsisi 20 yapar. 20'ye Ordinatı da arkadaşlar bak 24 değil mi dikdörtgenden dolayı. Çünkü açı ortayın devamı x kenar olduğundan dolayı bu şey oldu. Evet burası da 24 yaptı. Yani 20'ye 24 noktası oldu arkadaşlar. İşte bizden ne diyor? C noktasının koordinatları çarpı isteniyor. Ee, C noktası 20 ile 24'ün çarpı kaç yapıyor? 480 yapıyor. Evet cevap böylelikle Akçay yaptı mı yaptı. Evet arkadaşlar. ÖSYM böyle bir sorunun benzerini sordu. Ha bir tık daha kolayını sordu. İşte bu açıortayların kesim noktası orijindeydi. Daha kolay çıktı. Ya orijinde olmazsa, y ekseni üzerinde olursa ya da x ekseni üzerinde olursa diye ben böylesi bir soru size yazdım ve bu soru da çok güzel. Yani eski bilgiler de işin içine giriyor ki öSYM'nin yapmadığı bir şey de değil. Eski bilgileri de bak buradaki kazanımlara bakacak olursak ne var? Pisagor bağıntısı var. Ikiz kenar üçgen var. Ondan açı açıortaylık var. Analitik geometri var. 4-5 kazanım birden sorabiliyor. O yüzden ya hocam bu çıkar mı? Demeyin benzeri çıkmış daha laciverti çıkmış. Bu da karşınıza çıkabilir. O yüzden lütfen dikkat edin bu soruya bir daha bakın. Şunun ikizkenar kenar olması da bak buradaki sayılardan kaynaklı zaten. 48, 24 ve 24 olması. Tamam onlara da dikkat edin. Buradaki verilen bilgileri kullanmak dediğimiz şey. En son sıkıştığımızda bak neyi kullandık? Hocam 48'i kullanmadık dedik. O da 24'e 24 oldu ya. Buradaki 24'e 24'ü kullanaraktan burada sonuca ulaştık. Evet üçüncü soru akçay oldu geldik dördüncü soruya. Şimdi dik koordinat düzleminde y 2 bölü 3x doğrusu y 2 ve y eşittir 8 doğrusu sırasıyla k ve l noktası kesiyor. K'li uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şöyle yapabilirsin. Hocam bu y 2 ile bunun kesim noktasını buluruz. Sonra bununla bunun kesim noktasını buluruz. Sonra iki nokta arasındaki uzaktan sonuca ulaşırız. Birincisi bu. İkincisi analitik düzlem çizerek de sonuca ulaşabilirsin. Sonuçta özel durumlar var. Bu y eşittir 2 bölü 3 x doğrusu nereden geçiyor? Orijinden geçiyor. Şöyle bir doğru. Y eşittir 2 doğrusu neresi? Hocam burası. Y eşittir 8 doğrusu da hocam burası. İşte buraları. Arkadaşlar bu y eşittir 2 bölü 3 x doğrusunda eğimlidir arkadaşlar. Eğim açısı. Eğim önemli ya. Eğim tanjant alfa o da 2 bölü 3'e eşit. Tanjant alfa 2 bölü 3'e eşit. Eyvallah. Şimdi tanjant alfa 2 bölü 3'e eşit ya. Arkadaş bunlar da birbirine paralel ya. Burası 2 burası 8 bu uzunluk kaç? 6. E hocam alfa ya burası da alfa. E alfa oluştursak şöyle dik çizsek. 6 ise burası da 6. Tanjant alfanın 2 bölü 3 olduğunu biliyorum. Şuraya a diyecek olursam. 2 bölü 3 eşittir 6 bölü a değil mi? Karşı bölü komşudan dolayı. Evet 3 katı 3 katı. A'yı kaç buluruz? 9 buluruz. E bunların kestikleri noktalar k ve l diyor. K'li uzunluğu nedir diye soruluyor. Yap pisagorunu çıksın gitsin. E burası 3'ün 2 katı. Burası 3'ün 3 üç katı. O zaman burası da 3'ün kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı şeklinde bulunuyordu. 4 artı 9'dan 13 diye sonuca ulaşırız. Bilerek analitik geometri düzlem çizerek yaptım ki bu şekilde yapılabildiğini de görün. Biraz analitik geometriyi de bu şekilde yorumlamayı da iyi bir şekilde öğrenin diye bu şekilde çözdüm arkadaşım. Tamam. Dördüncü soru Akçay. Geldik beşinci soruya. Dik koordinat düzleminde K eksi 2'ye 5 noktasının Y eşittir 3 doğrusuna göre simetri. Klasik bir soru. K noktası verilmiş. Eksi 2'ye 5. Bunun Y eşittir 3'e göre simetri. Bunun dikkatinden Y'sini çıkartıyorduk değil mi? Yani ne yapıyor arkadaşlar? Bunun dikkati katı ne? 6. Apsi aynı kalacak. Bunun ilk katı alttan ordinatını çıkartacağım. Yani ne yaptı? Eksi 2'ye bir noktasını yaptı burası? Evet. Bu noktada L noktasıymış. L noktası işaretleniyor. Ardından L noktasını Y eşittir. Eksi X doğrusuna göre simetriye. Arkadaş bunun da y eşittir eksi x'e göre simetriğini alıyoruz. Normalde y eşittir x'e göre simetriğini alsak ne oluyordu? Noktalar yer değiştiriyordu. Noktaları yer değiştirdiğinde ne oluyor? 1'e eksi 2 olacak. Ama y eşittir eksi x dediği zaman işaret değişimi de olacak. Yani eksi 1'e artı 2 olacak. İşte m noktası bu yaptı. M noktasının koordinatları çarpımı soruluyor. Yani eksi 1 ile 2'nin çarpımı isteniyor bizden. Cevap eksi 2 yapar. Beşinci soru böylelikle balıkesir oldu. Geldik altıncı soruya. Dik koordinat düzleminde kenar uzunluğu 4 birim olan eşkenar dörtgenin bir kenarı y ekseni üzerindedir. Hadi bakalım şöyle çizeceğiz. Yine özel durum verilmiş çünkü bize. Şimdi kenar uzunluğu 4 birim olan eşkenar dörtgenin bir kenarı y eksen Eşkenar dörtgenin köşegenleri de k eksi 3'e 5 noktasında kesiliyor. Arkadaşlar eksi 3'e 5 noktasında kesiyor. Bir kenarı y ekseni üzerinde hocam bir kenar şöyle olacak. Köşegenler de burada kesiyor ya. O zaman bizim eşkenar dörtgenimiz şöyle mi olacak arkadaşlar? Ya da tam tersi yukarı da doğru mu olacak arkadaşlar? Evet ya yukarı doğru ya aşağı doğru fark etmez. İstediğiniz şekilde yapın. Yani eşkenar dörtgenimiz bizim şöyle bir şey. Buradaki noktamız da belli. Burası da eksi 3'e 5 noktası arkadaşım. Şimdi ne diyor? Bu da bir eşkenar dörtgen. Eşit 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 eşit. Şimdi eksi 3'e 5 olduğuna göre kestiğine göre diyor bunun alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Eksi 3'e 5'i kullanacağız. Eşkenar dörtgende köşegenler nasıl kesiyor arkadaşlar? Hocam köşegenler dik kesiyor. E bunun alanını bulacağız biz şimdi. E burada eksi 3'e 5'i kullanalım. Nasıl kullanacağız? Hocam buraya geldiğim zaman eksi 3 burası. Buraya geldiğim zaman burası da 5. Ve bunun bir kenar uzunluğu da kaçtı? 4 birim değil miydi? Evet. a çıktı. Eksi 3 deyince burası 3 birim. Burası 3 birim değil mi? Evet. Arkadaş şuradaki üçgenin alanını bulabilirim ben. 4 çarpı 3 bölü 2. Arkadaş bu üçgenin alanı da tüm alanın 4'te biri değil miydi? Evet. Çarpı 4 dersek tüm alanı bulmuş oluruz. E o zaman burası kaç yaptı? 24 mi yaptı? Evet. Cevap böylelikle C yaptı. Şekli çizince çok da güzel bir şekilde sonuca ulaştık. Evet bu da güzel bir soru. Geldik 7. soruya. Dik koordinat düzleminde x kare artı y kare eşittir 45 çemberinin 12 birim uzunluğundaki kirişlerinin. He, şimdi bir çember çizelim arkadaşlar. Şöyle bir çember çizelim. İşte bu çemberi yorumlayacağız şimdi. Elimizde bir çember var. Ve bu çemberin merkezi kaça kaç? 0'a 0 yarı da kök 45 yani 3 kök 5 olsun. Şimdi diyor ki 12 birim uzunluğundaki kiriş. Birkaç tane çizeyim. Mesela şöyle bir 12 birim uzunluğunda bir kiriş var. Şöyle 12 birim uzunluğunda bir kiriş var. Şöyle 12 birim uzunluğunda bir kiriş var. İşte bu kirişleri ben şimdi yorumlayacağım. 12 birim uzunluğunda kirişlerin uç noktalarına uzakları oranı 1 bölü 2 olan noktaların geometrik Hocam 12 birim uzunluğunu yorumlayalım şimdi. 12 birim uzunluğunu uç noktasına olan uzakları 1'e 2 olacak. Yani k 2k olacak. Yani 3k eşittir 12 ise k kaç olacak? 4. Yani 4'e 8 şeklinde ayıran noktalardan bahsediyoruz. 4'e 8 şeklinde ayıran noktalardan. Hocam bu kereşi 4'e 8 şeklinde ayıran nokta bir tanesi bu. Aynı zamanda burada da 4'e 8 şeklinde ayırabilir mi bu nokta? Evet. Çünkü solunda mı ayırıyor sağında mı ayırıyor belli değil. Yani sen onu şuradaki noktada seçebilirsin. Buradaki noktada seçebilirsin. 4'e 8 ya da burada 4'e 8. O zaman buraya da 4 mü kalacak? Evet. İşte bizim o noktalar o kirişler üzerinde ne yapıyoruz arkadaşlar? İki tane nokta seçebiliyoruz. Onlar da şöyle 4 4 4 şeklinde ayrılıyor mu? Ayrılıyor. İşte bu noktaların geometrik yerini arayacağım ben şimdi. Şimdi ne yapalım? Burada yorum yapalım. Merkezimiz neresiydi? 0'a 0 noktasıydı. Merkez 0'a 0. Tamam burası belli. E hocam yarıçapta belli 3 kök 5. E biz merkez varsa kiriş varsa ne yaparız? Çek dik yaparız. E burada diki çektikten sonra kirişi iki parçaya bölecek. 12'yi iki eş parçaya böl. 6 6 yapar. Yani burası 2, burası 2 yapacak. E o zaman burada da arkadaşlar benim en, ben, benim <laughs> en etkin silahım neydi? Yarı çaptı. Şu yarı çapı çizersek bu yarı çap uzunluğunu zaten 3 kök 5 vermişti bize. Dikkat et. 6'ya 3 kök 5. O zaman burası 3 mü oldu? Evet. Sonra burada ne isteniyor bizden? Bu noktalar isteniyor bize. O zaman ben bu noktalara yoğunlaşmak zorundayım arkadaşlar. E ne yapalım? Şu merkezden o noktaya bir gidelim bakalım. Şu merkezden o noktaya bir gidersem 2 ve 3'ten dolayı 4, 9, 13. Burası ne yaptı? Kök 13 mü yaptı? Evet. Aynı mantıktan dolayı sen buraya da gitsen ne oluyor? Hocam burası da 4, 9, 13. Burası da kök 13 yapıyor. Aynı işlemi aşağıdakinde de yapsan. Hızlı bir şekilde yapıyorum. Bak 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 bak. bak. Hocam çektik dik. Ondan sonra elit kesi silahımız yarı çap. E burası 2, 2 ya. Şimdi burası 3 kök 5 ya. Hocam 6, 3 kök 5 burası 3 olur. E o zaman burada da ne geldi? 2'ye 3. Hop kök 13 yapar. Burası da kök 13 yapar. O zaman aynı şey burası da kök 13 burası da kök 13 mi yapacak? Ha, güzel bir şeye geldi. Bak 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 olaya bak. Şimdi öyle bir şey bulduk ki bize soruda ne diyordu? Bu kirişleri 1'e iki şeklinde ayıran noktalardan bahsediyor. Ya buradaki nokta ya buradaki nokta ya buradaki nokta bu ya buradaki nokta. Ben burada özel bir şey buldum arkadaşlar. O kirişlerin hepsinde orjinin yani sıfıra sıfır noktasının o doğruya olan uzaklığı kaç birim oldu arkadaşlar? Kök 13 birim oldu. Sen burada da bir tane herhangi bir kiriş çizsen o noktalara olan uzaklığı yine buradaki işlemlerden dolayı kök 13 mi çıkacak? Evet. Sabit bir noktaya kök 13 birim uzunluğundaki noktaların geometrik yeri isteniliyor bizden. Yani orjine 0 0'a kök 13 birim uzaklıktaki noktaların geometrik yeri zaten çemberin tanımı değil mi? Evet. Yani çember denklemi çıktı. Merkezi 0'a 0 yarı çapıda kök 13 olan çember denklemi x eksi 0'ın karesi artı y eksi 0'ın karesi eşittir. Kök 13'ün karesi yani kök 13'ün karesi diye yazayım şuraya. Cevap x kare artı y kare eşittir 13 mi yaptı? Evet. Mükemmel bir soru arkadaşlar. ÖSYM daha öncesinde bu soruyu nasıl sordu? 12 birim uzunluğundaki kirişlerin orta noktalarının geometrik yerini sordu. Al ben sana bu soruyu böyle çevirdim. 1'e 2 oranında kestiği zaman ne oluyor diye yaptık. Bu da hiçbir yerde olmayan bir soru. Dikkat et. ÖSYM e dediğim gibi birbirini tekrar ediyor. Böyle bir soru da çıkabilir. Bak bu şekilde geometrik yer istenildiği zaman 2-3 tane kiriş çiz. Oradaki noktalara ait özel bir şey bulmaya çalış. Benim yaptığımı yap. Ben o özel bir şeyin orijinal olan uzaklığını kök 13 diye buldum. O da bir çember denklemi. Yani merkezi sıfıra sıfır, yarı çapı kök 13 olan bir çember denklemiyle karşı karşıya kaldık. Çok güzel bir test. Valla çok güzel. Ben bilmiyorum aşırı zevk alıyorum çünkü sen bu testi yarısından çoğunu çözememiş olsan bile... Bunları dinlerken yine bir şeyler anlıyorsun. Yine bir şeyler anlıyorsun. Yine bir şeyler anlıyorsun. Bu dediğimi unutma. Evet 7. soruyu bulduk Balıkesir. kesir. Geldik 8. soruya. Dik koordinat düzleminde y eksenini 0'a 4 noktasında kesen bir doğru çiziliyor. Arkadaşlar yine analitik düzlem çizeceğiz. Bak ÖSYM analitik düzlem çizdirmeyi seviyor. Analitik düzlem çizelim. Şimdi y eksenini nerede kesecekmiş? Şöyle 0'a 4 noktasında kesecekmiş. Burada kesecekmiş. Analitik düzlemde 0'a 4 noktasında kesen doğru ya böyle sağa yatık bir doğrudur ya da böyle sola yatık bir doğrudur. Nasıl bir doğru olduğunu bilmiyorum. Sadece rastgele çizdim ben bunu. Tamam. Şimdi diyor ki bu doğrunun 0'a eksi 6 noktasına en yakın noktası 0'a eksi 6 noktası nerede? Hocam 0 eksi 6 noktasında burada. 0 eksi 6 noktasına en yakın noktası eksi 4'e a noktasıymış. Eksi 4'e a noktası nerede arkadaşlar? Bir noktanın bir doğruya en yakın olduğu yer neresinde? Dik olduğu yerdir. Bu doğru olsaydı olmaz. Çünkü burası eksi 4'e a olamaz. Absisi pozitif olacak. O zaman bu doğrumuz değil. Elimizdeki doğru bu doğru. İşte bu doğruya en yakın olduğu yer neymiş arkadaşlar? Eksi 4'e a noktasıymış. En yakın olduğu yer diktir. İşte buradaki nokta eksi 4'e a noktasıymış. Tamam çok güzel. Buna göre diyor k noktasının orijine olan uzaklığı nedir diye soruluyor bize. Bitti. Arkadaş verilen bilgileri kullanalım. Şimdi dikkat et burası ne? 4 birim. Hocam burada eksi 4 a'yı kullanacağım. Şöyle geldiğim zaman. Şurası eksi 4 olacak. Yani burası 4 birim olacak. Burası da a mı olacak? Evet burası da a olacak. E sonra şurası da ne yaptı arkadaşlar? E, tamamı 6 birim. 6 eksi a olmayacak mı burası da? Evet. E burada bak Pisagor değil. Öklit bağıntısı var burada. Öklit bağıntısında h kare eşittir. P çarpı k. Yani 4'ün karesi eşittir. 6 eksi a çarpı 4 artı a yaptı. Şimdi burada işlem yapacağız. Ama belki A'nın 2 değeri çıkabilir. O yüzden böyle hissederek yapmayalım. 16 2 çarpı 8 olacaktır. A yerine böyle 2 koyarsak e, 2 koyarsak ya da 4 koyarsak hissederek de yapabiliriz. Burası 4 artı A. Burası da 6 eksi A değil mi? Evet. 2 koyarsak oluyor mu ya? Olmuyor. Kaç koyarsak? 2 koyarsak olmuyor. 1 koyarsak olmuyor. Neyse. Hissederek de yapabiliriz. 16 2 çarpı 8 yapıyor. E, 4 koyarsak oluyor galiba değil mi? A yerine 4 koyarsak evet 2 çarpı 8 oluyor. A o zaman 4 olacak arkadaşlar. Heh. A 4 olacak. K noktasının orijinal olan uzaklığı isteniyor. O zaman cevap 4 köklü yapacak. Ya da çarpanları ayırarak yap. Belki 2 değer çıkar arkadaşlar. O yüzden böyle bir tehlikeli var ya. Burada bunu yapalım bu sefer. E 16 eşittir. Şu 24. Bu 6A. Bu eksi 4A artı 2A yaptı. Sonra bu da eksi A kare yaptı. E, hepsini öbür tarafa atalım. A kare. Sonra eksi 2 A. Sonra bu da kaç yapıyor? E, eksi 8 mi yapıyor? Eşit sıfırdan. Hocam burası eksi 4 ve artı 2. Çarpımları bu. Toplamları da bunu veriyor. O zaman A eksi 4'e A artı 2 yapıyor burası. Değil mi? Evet. Bu eşit sıfır. Bu eşit sıfırsa A'yı uzunluk olarak 4 buluruz. Bu eşit sıfırsa A'yı uzunluk olarak eksi 2 buluruz. A uzunluk olarak eksi 2 olamaz arkadaşlar. Hani burası eksi 4'e A noktası dedik ama keşke buraya en uzunluğu deseydik. Şurası A noktası olacak ya. O yüzden buraya N diyelim isterseniz. Kafa karışıklığı olmasın. Şuradaki A'ları N diyelim. Çünkü uzunluk olarak tam nokta olarak A ama uzunluk olarak A değil burası. Dikkat tamam mı? Uzunluk olarak N diyelim buraya. Kafa karışıklığı olmasın. O zaman N değeri ne olacaktır arkadaşlar burada? Ya 4'tür ya da eksi 2'dir. Yani en uzunluk olduğundan dolayı uzunluk seçtik ya bunu. Uzunluk olduğundan dolayı kesinlikle ama kesinlikle 4 olmak zorunda. En 4 oldu. E o yüzden eni 4 bulduysak burası eksi 4'e eksi 4 noktası mı yaptı arkadaşlar? Evet. K noktasının orijinal olan uzaklığı. Yani bizden şu uzunluk isteniyor. E burada iki nokta arasındaki uzaklıktan yaparız da gerek yok ki. 4 burası 4 burası. Pisagor bağıntısından burası da 4 ki çıkar mı çıkar. Yani cevap akçay yapar. Bu da çok güzel bir soru. Bak bu da her an gelebilecek bir soru arkadaşlar. Gerçekten iki ihtimal vardı. Şununla bir ihtimale düşürdüm mesela. Yani mavi doğru yayın baştaki mavi doğruyu sildirdi mesela bana. Ya yani o yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. Yani bu sorular gerçekten çok klas sorular. Önemli sorular. Lütfen bu teste bir daha bakın. Sonrasında bir daha bakın. Neyse geldik örnek 9'a. Dik koordinat düzleminde iki doğru için A ve B kümeleri verilmiş. Bu doğru ve eksenler arasında kalan bölge. Arkadaşlar bu doğrunun eksenler arasında kalan bölgesinden de bahsediyor. Hemen grafiğini çizelim arkadaşım. Şöyle çizdik. Hocam burada x yerine 0 yazsam y'si kaç yapıyor? 9 yapıyor. Hocam y'si 9. Öbüründe y yerine 0 yazsam x de kaç yapıyor? 4 yapıyor. x de 4 yaptı. O zaman bizim grafiğimiz nasıl olacak? Hop şöyle olacak. Tamam çizdik bunu. Şimdi şuna bakalım. Burada x yerine 0 yazsak y'si 6 yapıyor. Hocam y'si 6 yaptı. Tamam şuraya 6 diye gösteriyorum ya da şuraya 6 diye gösteriyorum. Şuradan göstereyim 6'yı. Öbüründe de y yerine 0 yazsak x de 8 mi yapıyor? Evet. x de 8 yapıyor. E o zaman bizim grafiğimizde ne olacak? Hop şöyle bir grafik olacak. Tamam. Bize diyor ki şimdi A kümesi ne demiş? Bu doğru, kırmızı doğru ve eksenler arasında kalan bölge. Kırmızı doğru ve eksenler arasında kalan bölge burası değil mi? Evet. Sonra B kümesi de bu doğru ve eksenler arasında kalan bölge. O da şuradaki bölge değil mi? Evet. Her ikisinin birleşimi şurası mı yapıyor? Evet. A birleşim B. Ya hocam bu kırmızının altı ve şuradaki mavinin altı dediğimiz birleşim. Kesim deseydi şu dörtgen yapardı. Birleşimi demiş. Bütün bölge mi yaptı? Evet. A birleşim B oluşturduğu bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Bak dikkat et. Soru şöyle olmuş olsaydı ki ÖSYM ona benzer sordu zaten. Bir böyle çizdi bir böyle çizdi. Hocam burası 3 burası 6 burası 2 burası 4 dedi. Daha düzgün çizsene ya Kenan Hoca ya of. Şimdi bak dikkat. Şöyle ay bir çizemedim. Bir böyle bir de böyle çizeyim. Dur 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 dur. Bir de şöyle çizeyim. Heh. Böyle bir şey sorsaydı eğer şu bölgenin alanından bahsetmiş olsaydı ve şunlar 3 6, 2, 4 olmuş olsaydı dikkat et bunlar eşit. Bunlar da eşit. Hocam ağırlık merkezine yapardık. Şunu şöyle birleştirdik. Kenar ortaya, kenar ortaya ağırlık merkezi. Üçüncüyü de çizip buradaki alanların hepsinin birbirine eşit olmasını kullanabilirdik. Tamam. Bu soruyu da aslında nereden? Benzerlikten yapabilirsiniz. Hocam burası neydi? 8 noktasıydı. Hocam burada bir ort taban çizebiliriz. Eşitlik var ya. Şuradan bir ort taban ya da buradan bir ort taban çizip oranlamaları bulup işlem yapabiliriz. Oranlamaları bulduktan sonra da alan dağıtımıyla sonuca ulaşabilirsiniz. E, üçgenlerde zaten biz bunu çok yaptık. Analitik geometriden yapalım isterseniz. Ben bu üçgenin ara, alanını bulurken ne yapacağım? Ya hocam şunun alanını ayrı bulayım, alttaki sarı bölgenin alanını ayrı bulayım. O zaman buradaki kesim noktasındaki x y'deki taban belli. Hocam bu üçgende bu tabana ait yüksekliği bulmam lazım. Yani yükseklik dediğimiz buranın apsisi yapmıyor mu? Evet. Bu iki doğruda ben apsisi bulacağım arkadaşlar. O zaman burada ortak çözümde neyi yok edeyim arkadaşım? Y'yi yok edeyim. Burada taraf tarafa eksiyle çarp taraf tarafa toplarsam. Hocam burası 6x yaptı. 36'dan 24 çıkınca bu da kaç yapıyor? 12 yapıyor. 6x eşittir 12 yaptı. x de buradan 2 buluruz. Evet x 2 çıktı. O zaman üçgenin alanı 3 çarpı 2 bölü 2. Artı bir de şu sarı bölgesinin alanı. O da 6 ile 8'in çarpımının yarısı yapar. Bak bu da çok güzel bir soru. 3 artı 24 yapar. Cevap da böylelikle 27 yapar. Bak analitik geometriden daha kolay çıktı. Diğer türlü benzerlikten oran bulup alan atacaksın falan filan. Ha bazen geometriden daha kolay çıkıyor. Bazen de nereden daha kolay çıkıyor? Analitik geometriden daha kolay çıkıyor. Ama burada analitik geometri daha hoş oldu sanki. Evet 9. soruyu. E dremit bulduk. Geldik 10. soruya. Dik koordinat sisteminde 3 tane nokta verilmiş. Bu üç noktaya da eşit uzakta bir nokta işaretleniyor. Rastgele bir çizeyim şekli. Hocam ABC'yi çizdik. Bu üçüne de eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri. Noktaların geometrik yeri değil. K noktası. Hocam bu nedir? Çevrel çemberin merkezi değil mi? Evet. Çevrel çemberin merkezi isteniyor bizden. Ya şöyle yapabiliriz. Buraya x virgülü y deyip sonra bu iki nokta arasındaki uzaktan bir denklem. Bu iki nokta arasındaki uzaktan bir denklem. Bu iki nokta arasındaki uzaktan bir denklem. Ama x art 4'ün karesi y eksi 1'in karesi eşittir. Ee, işte x eksi 6'ın karesi y eksi 1'in karesi açarken falan filan İşlemler bayağı bir çoğalmayacak mı? Bayağı bir çoğalacak arkadaşlar. Bayağı bir uzun olacak. O zaman bunun belki daha kolay bir yolu vardır. E o zaman burada ne yapmalıyız sizce? Şimdi bir de dikkat edin arkadaşlar. Bak ordinatları aynı verilmiş. Ya da apsileri aynı verilmiş. Ya analitik geometride apsislerin aynı olması ya da ordinatların aynı olması da özel bir durumdur. Bu durumlarda da analitik, analitik, düzlem çizebilirsiniz. O zaman analitik düzlem çizelim arkadaşlar burada. Noktaları analitik düzlemde tek tek gösterelim. Bir tanesi eksi 4'e 1. Şöyle. Öbürü 6'ya 1. Hocam şöyle 6'ya 1. O. Şimdi burası eksi 4'e 1. Burası 6'ya 1. Çok güzel. Öbürü de 6'ya 7. Şunu biraz küçülteyim ya. Çok büyük oldu. Öbürü de neymiş arkadaşlar? 6'ya 7. O. O da güzel. 6'ya 7. O da buraya mı denk geliyor? Aynen öyle. Hocam 6'ya 7. Şöyle gelecek olursak. 6'ya 7. İşte bu üç noktanın yani şu nokta ve şu nokta ve şu noktaya eşit uzunlukta olan bir yer arıyorum. Eşit uzunlukta olan bir yer çevrel çemberinin merkezi değil miydi? Evet. Yani buna ait bir üçgen oluşturacak olursak şöyle bu üçgenin çevrel çemberini arayacağım. Aa bu bir dik üçgen. Bunun çevrel çemberini çizecek olursan sen eğer hocam çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan bizim çapımız burada olmak zorunda değil mi? Evet, merkezimiz burada olmak zorunda. İşte oradaki K noktası yani bu üç noktaya da eşit uzunlukta olan nokta tam olarak burası yapar. Bak gerçekten de eşit. Hocam bu da eşit, bu da eşit, bu da eşit. Bizden K noktasının koordinatları çarpmış deniyor. Yani bu nokta neydi? Eksi 4'e 1 noktasıydı. Şu noktayla bu noktanın orta noktası değil mi burası? Evet. Eksi 4 artı 6 2 iki bölü 2'den 1'e 1 artı 7 8 bölü 2'den 4 noktası yaptı. Evet 1 ile 4'ün çarpımı isteniyor. Cevap da böylelikle 4 çıkar. Yani 10. soru Balıkesir oldu. Arkadaşlar bu noktaları analitik düzlemde göster. Ya böyle gelir İşte bu 3 noktaya değişik uzunluğunda noktaların geometrik yeri ya analitik düzlem çizdiğinde direkt böyle gelir ya da böyle gelmez de analitik düzlemde mesela noktalar şöyle gelebilirdi. Böyle geldiği zaman da şuna dikkat et. Acaba bu bir dik üçgen mi? Çevrel çemberin merkezi olduğunda Dik üçgen olduğunda çevrel çemberin merkezi özel bir yere geliyor ya. ÖSYM'de sorsa o özel yeri sorar zaten. Böyle üç nokta böyle dik üçgeni yakalayamasanız bile şöyle ikişerli eğimine bakıp ikişerli eğimlerin çarpımı eksi bir olduğu durum var mı? Yani dik üçgen oluşuyor mu diye de incele. Büyük ihtimal dik üçgen oluşturulmuş hali karşınıza gelir. Benden sana tavsiye. Bu veya benzeri soru yine karşılaşabileceğin soru türlerinden biridir. 10. soru balık yaptı. Geldik 11. soruya. Dik koordinat düzleminde x eşittir 1 ve x eşittir 5 doğruları ile bu doğrusunun kesim noktalarını kabul eden bir paraya kenarın köşegenleri eksi 7 4 noktasında kesmektedir. Yani anladığım kadarıyla cümle biraz devrik olmuş burada. x eşittir 1 ve x eşittir 5 doğruları ile bu doğrusunun kesişimi paraya kenarın iki köşesi olsun demek istemiş burada. Tamam orada biraz cümleyi devrik kullanmışım. Arkadaşlar tamam ne yapalım biz analitik düzlemde şöyle gösterelim. Analit düzlem yine çizelim bakalım burada. Analit düzlem çizdikten sonra x eşittir 1 doğrusu nerede? Şurada hocam x eşittir 1 doğrusu. Öbürü nerede? x eşittir x 5 doğrusu. x eşittir x 5 doğrusu burada. E burada da bu doğrunun kesişim noktaları. Doğruyu da çizeyim. Nasıl bir doğru olduğunu göreyim ben. Paraya kenarı nasıl bir şey olduğunu kestirmeye çalışayım. Ben burada x yerine 0 yazsam y'si 8 bölü 3 yapıyor. Y'si buradan geçecek. Y yerine de 0 yazsam y yes, yerine 0 yazdığımda da x'i 2 yapacak. x'i 2 yapacak. Yani bizim doğrumuzda nasıl oldu arkadaşlar? İşte tam olarak şöyle bir doğru oldu. Evet bu noktalardan geçen şöyle bir doğru. Şimdi bunların kestiği yerler şuraları değil mi? Maviyle göstereyim hatta. Birisi burası birisi burası. Yani paraya kenarın iki köşesi burada olacak arkadaşlar. Ve köşegenleri paraya kenarın köşegenleri de eksi 7'ye 4 noktasında kesecek. Eksi 7'ye 4 noktasında bak burası neydi? Eksi 5 değil miydi burası? Evet. Burası eksi 5'ti. E burası eksi 5 ise onu kullanacağım ben şimdi. Eksi 7 de biraz daha bu tarafta. Eksi 7'ye 4 noktası da burada. He. Bizim paraya kenarımızda iki köşe burada değil mi? İki köşe burada. Köşe kesim noktası da burada. Ya o zaman bizim paraya kenarımız nasıl olacak arkadaşlar? Hop şöyle bir paraya kenar olmayacak mı arkadaşlar? Evet. E paraya kenarın köşegenleri burada kesiyor ya. Köşegenleri köşegenlerini şöyle şey yapalım keselim şöyle. Bu bir paraya kenar. Bunu unutma. Burası da ne noktasıydı? Eksi 7'ye 4 noktasıydı. Şimdi ne diyor? Paraya kenarının alanı nedir diye soruluyor. E tamam. Hocam ben şuradaki üçgenin alanını bulursam paraya kenarının alanının dörtte biri. Ben bu üçgenin alanını nasıl bulacağım arkadaşım? Hocam şu şekilde bulacağız. Buradaki noktaları bulup şu iki nokta arasındaki uzaktan burayı bulabilirim ben. Sonra burayı bulduktan sonra başka bir yeri bulamam zaten. Şurada noktanın doğru yol uzaklığından da burayı bulabilirim. Sonrasında da olay bitiyor. Hadi bakalım. Şurada kesim noktalarını mı bulsam ben ya? Sanki daha kolay çıkacak burada. Şurada x eşittir 1 doğrusu öyle. Bunu ortak çözüm yapsam. x yerine 1 yazsam. Hocam ne yapıyor o zaman burası? x yerine 1 yapsam y'si çıkacak böyle. Ama x yerine 1 yazdığımızda da evet çıkıyor çıkıyor. 4 burası kaç yapıyor? Dikkat edin. x yerine 1 yazdığımızda 4 eksi 3 y artı 8 eşittir 0 ya. Buradan 3 y eşittir 12'den y'yi 4 buluruz. Burası hocam 1'e 4 noktası. Peki buradaki kesim noktasını bulalım. Burada da x eşittir bir, eksi 5 yazalım. x yerine eksi 5 yazdığımızda x yerine eksi 5 yazdığımızda da o zaman eksi 20 eksi 3 y artı 8 eşit 0'dan hocam burası eksi 12 yaptı. Eksi 12 eşittir 3 yaptı. y yaptı. Y'yi de eksi 4 olarak bulduk. y eksi 4 geldi. Tamam. Burası eksi 4. Eksi 5'e eksi 4 noktası yaptı. Hocam bunu uzunluğu bulmaya çalışacağım. Dik üçgene karşılık getireyim kardeşim. Hop geldi. Pisagor bağıntısından bulabiliriz. Burası eksi 5'e 4. Yani 5 birim burası. 1 birim burası. Şurası 6 mı yaptı? Evet. Şurası eksi 4 olduğu için ordinat burası 4 birim olacak. Burası da 4 birim. Bak dikkat et. 6, 8, 10 üçgeninden daha kolay çıktı. Şimdi ben ne yapacağım? Şu uzunluğu buldum ya. Buradaki noktanın doğru yalan uzatlı, Yani yüksekliği bulmaya çalışacağım şöyle. Haşı bulalım. Noktanın doğru yalan uzatlı. Hocam doğrumuz da bu verilmişti zaten. Noktamız da bu. Noktayı da orada yerine yaz. Yani haşı buluyorum şimdi. 7 yazdığımda eksi 28. Sonra 4 yazdığımda 12. Sonra artı 8 yazıyorum. Artı 8 bölü. Kare küçüğün daha kare artı bir kareydi. Yani 3 4 varsa alt taraf direkt 5'tir. E hocam burası kaç yaptı? 20. Şurası. Şurası kaç yaptı? Şu toplayalım bakalım şunları. Şu ikisinin toplamı Eksi 60 mı yaptı? E, 60 nereden geldi? Vallahi yoruldum ya. Şu ikisinin toplamı eksi 40 yaptı. İşlem hatası yapmadık değil mi? Şurada eksi 7'ye 4 noktasını koyuyorum. Eksi 28. Sonra e, 4'ü de koydum. 4 kere 3 eksi 12 artı 8. Tamam herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Burada şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 40 eksi 40. Eksi 40 artı 8 eksi 32 mi yaptı? Evet. 32 bölü 5 mi yapıyor o zaman burası? Aynen öyle. E alanda ne eşit olacak? taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 10 çarpı 32 bölü 5 bölü 2. Şunlar şunlar sadeleşti işte 2. Burası da 2. 32 mi yaptı? Şuradaki a alanı evet. Bu a alanından kaç tane var? 4 tane var. Paraya kenar olduğu için. O zaman tüm alan niye eşit olacaktır? 32 çarpı 4'ten 4 kere 2 8. 128 mi yapıyor? Evet. Cevap Cehan yaptı arkadaşlar. Bana kızmayın. ÖSYM e sormuş benzerini. Benlik günah yok. Bak işte böyle sorularla karşılasa biliyorsunuz. O yüzden bu test bomba bir test arkadaş. Gerçekten çok hoş sorular ve çok hoş şeyler öğrendiniz. 11. soruyu Ceyhan bulduk ve geldik 12. soruya. 12. soruda da ne demiş? Dik koordinat düzleminde bir kenarı bir birim olan 24 eş kareden oluşan şekil çizilmiştir. Orijinden çizilen y eşittir doğrusu bu şekli eşit alanda iki bölgeye ayırıyor. Bak bir kenarı bir birim ya. Hocam bir kenarı bir birimse o zaman e, karelerin her bir alanı bir yapıyor toplamda 24 tane kare varsa tüm alan 24. O zaman ben bunu çizdiğim zaman alt taraf 12 olacak. Üst taraf da 12 olacak. Yani alt tarafa yoğunlaşalım. Şurada kalan 12 olacak arkadaşım. ben bu alanı nasıl bulurum? şuradan y eşittir mx'i de kullanacağım. Tanjant alfa dik üçgen oluştursak. Hatta şöyle geldim. E hocam tüm üçgenin alanından 1, 2, 3'ü çıkartırsam 12 eşit değil midir? Ya da 12 ile 3'ün toplamı toplam kaç yapıyor arkadaşlar? 15 yapmıyor mu? Evet. 15 alanı eşittir. Hocam şu. Bunun eğimi ne? M değil mi? M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 burası. 7 burası. Hocam bunun eğimi de M ya. A şöyle tanjant alfa eşittir M. O da A bölü 7'ye eşit ya. A da buradan neye eşit oldu? 7M'ye eşit oldu. E o zaman burası 7M. Hocam bu üçgenin alanı ne? 12 burada. 3 de burada. Toplam 15. 7 çarpı 7M bölü 2'ye eşit değil mi? 7 çarpı 7M bölü 2'ye eşit. E o zaman M'yi kaç buluruz? İşler dışlar yapınca 30 bölü 49 olarak buluruz. Bitti gitti kardeşim. Olay bu. Yani cevap Denizli yaptı. Bunun da benzerinde yine sorularla karşılaştık. E ne yaptık? Tanjant alfayı oluşturduk. Dik üçgen sadece burada şu 3 tane alanı da ekledik arkadaşlar burada. Çünkü buradaki saçma alanı ben tek taraflı direkt bulamam. Dik üçgene tamamladığım zaman bulabildim. Ne yaptık? Tüm alandan şu 3'ü çıkartıp da yine 12'ye eşitleyebilirdik. Ya da 12, 13, 14, 15 tüm alan. O da 7 çarpı 7M bölü 2'ye eşit Cevap 30/ bölü 49 çıktı. Evet gençler. Kendimi büyüteyim önce. Nasıldı test? Aha bende yorgunluk akıyor. Gerçekten yoruldum. Evet yorucu bir testti. Ya uzun da sürdü. Evet farkındayım. Ama bu şekilde sorular ÖSYM'e sordu. Ama bu test var ya özellikle bu test sana çok şey katacak. Yani sen bu testteki her soruyu çok iyi bir şekilde anlarsan analitik geometride herhangi bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Tamam. Evet gençler böylelikle bu testi bitirdik. Bu testi bitirdik. Sırada ne var? Test 4 var. O zaman bir sonraki videoda 4. testi çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.